sıkıntıların ardından bir ferahlık var, bir refah var. Sakın başını önüne eğmeyesin kızım. O refahı hep birlikte göreceğiz anne. Benim bütün duam sizin görmenizdir. Refahın da, acının da bin bir türlüsünü gördü bu gözler. Bu kadar yeter. Anne. 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 Babaanne. Babaanne. Anne. Babaanne. Anne. Anne ne oldu? Anne. Anne ne oldu babaanne? Babaanne. Asker. 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 Ne var? Ne bağırıyorsun? Anneme bir şey oldu. Yalvarırım izin ver çıkaralım buradan ve evine götüreyim bakayım. Böyle bir şey mümkün değil. Kesin emir var. Yalvarıyorum. Çok yaşlı annem o benim. Bir aile çukurda zaten. Boşa velveleye vermeyin ortalığı. Nasıl böyle bir şey söylüyorsun ha? Sen nasıl buyurup konuşuyorsun? Ana çekil. Oğlum yapma. Çekil. Oğlum. Canına mı sıkıldın lan? Dur lan. Seni öldürürüm lan. İyi ki de elimde kalmıştım. Gir. Kumandan. Ne istiyorsunuz Teğmen? Mitara ve Lucy'nin yanında söylemek istemedim. Yarın o meydanda Hilal ve ailesi idam edilecekse... Edilecekse ne? Orada ölen sadece onlar olmayacak. Vereceğiniz emir benim de ölüm emrim olacak. Beni tehdit mi ediyorsun Teğmen? Tehdit etmiyorum kumandan. Ben oğlunuz olarak malumat veriyorum size. Oğlunuz olmamın bir kıymeti varsa tabii. Bana bir kez daha ihanet etmeyeceksin Leonida. İşittin mi? Bir ihanete daha katlanmayacağım. Benim bugüne kadar yaptığım her şeyin bir sebebi var. Bunu kimsenin mahvetmesine müsaade etmeyeceğim. Anlaşıldı mı? Sana ne emir veriyorsam yapacaksın. İşittin mi? Böyle bir infazın emrini ben vermeyeceğim. Teğmen! Teğmen!
Hayırdır aslanım, ne oldu? Haberiniz yok mu? Neden haberim yok mu? Ali Kemal'i, Aziz Hemşire'yi, tüm aileyi tutuklamışlar. Emin misin? Karargaha tutuklu vaziyette getirildiklerini görmüşler. Olamaz bu, bizim mahvumuz olur. Çıkacaklardı yüzbaşım şehirden. General Cevdet kendi elleriyle sürdü onları. Ne yapmış olabilirler? Niye hepsini tutarlar? Çok vahim bir sebepten ötürü tutarlar Mehmet. Sadece onların canı değil, vatan tehlikede. Aziz Hemşire'de bir malumat vardı. O malumat yüzünden tutuklamışlardır. Ne yapacağız? Yüzbaşım Cezmiler içeride. Kimse kalmadı. Biz kendi yanımızdakilere bile mukayyet olamaz olduk. Kumandan ne der bu hususta? Evet, sen sakin ol. Asabını diri tut. Ben malumat alır almaz harekete geçeceğiz. Lakin benim önce kumandanı bulmam lazım. Yüzbaşım onu da tutuklamış olmasınlar. Sen benden haber gelene kadar hiçbir şey yapma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.